Merhaba arkadaşlar. Bugün New York'tayım, Amerika'da. Görevim için geldim New York'ta. Central Park Otel'de kalıyorum. Ekiple birlikte gezerken New York Knicks'in Houston'la maçını gördük ve maç bileti aldık. Bugün Madison Square'a gidiyoruz ve Houston'daki oynayan milli sporcumuz Alperen Şengün'ü canlı olarak izleyeceğiz. Kendisini çok beğeniyordum, çok izliyordum, ilgiyle takip ediyordum. Bakalım nasıl oynayacak? Maç kaç kaç bitecek göreceğiz. Ama ben New York'tayım. Ama tabii ki Alper'in takımı üstünü tutuyorum. Hadi gidelim. Otelin yangın çıkışındayım. Burada duvarcılar çok güzel grafiti yapmışlar duvarda. Otelin içinde bu tarz grafitler görebiliyorsunuz. Harika grafitler. New York'ta olduğumuzu otelin içinde bile hissediyoruz. Her yerde blues, jazz, sanatçılar ve resimleri. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Kral sende forma var mı? Yok. Yok bu kral. Olsun. Hadi bakalım. Birazdan çıkıyoruz. Madison Square'e gidiyoruz. Evet. Houston mu New York mu? New York. Houston. İşte ya. Abi biz ikimiz Houston. Ama sen New York forması giymişsin. Hayır. Ben National. International Baseball. Evet, 3 New Yorklu ekibimizden 2 Houston'lı milli gururumuz Alperen'i izlemeye doğru yola çıkıyoruz. Aynen öyle. Evet, New York sokakları yağmurlu. Az kaldı Madison Square Garden'a. Evet. Nihayet geldik. Nihayet geldik. Türkiye'deki gibi kara borsa burada da var. NBA. Kaç para çekiyorlar şu an? Satsak mı? Evet, biletleri satabiliriz arkadaşlar. 300 dolar. 10 dolar. Evet. Or the captain t-shirt. Evet. Madison Square Garden'a doğru adım adım ilerliyoruz. Güzel bir maç olacak. Evet, kaptanımız first officer'ımız kaptanımız. Söyleyeyim mi? First officer'ımız. Evet, herkes inanılmaz derece heyecanlı. Güzel bir an oldu be.
İleriden giriyoruz. Ali Sami Yazıt adına giriş yapıyor gibi hissettim kendimi. Şu an deplasmandayız tabii ki. Houston'u tutuyoruz. Ne diyorduk? Kral. Houston. Çok evet. Çarşı grubu belli oluyor. Çarşı grubu belli oluyor. Kral, bir bukle alabilir miyim? Çok az. Çok kısa. İçeride. Görüntüyle karışık. Tamam. Tamam. Evet, güvenliğe doğru ilerliyoruz. Evet, şu an çok az kaldı. Evet, şu an Madison Square Garden içindeyiz. Evet. Şu an kapatmak zorundayım, güvenlikten geçiyorum. Giriş yaptık. New York'un formaları, malzemesi. Hemen geliyorum. Malzemelerin satılan yere doğru. Şöyle bir göstereyim size. İlerliyorum. Evet, deplasmandayız. New York'lular bir şekilde takımını destekliyorlar. Biz de Alperen Şengül'ü destekleyeceğiz. Bir Türk'ün bugün New York'u bize getirdiği günü getireceğiz. Hadi Alperen, inanıyoruz. Bunları bize getirelim kral. Evet Fırat. Açalım şunu. Düşüncelerin New York'luydun herhalde bugün. Yok, Houston. Houston mı? Tamam. 3 olduk. Fenerbahçe Pendik Spor gibi bir soru oldu bu. İyi, tamam, okey. New York Houston. Houston ya, başından beri Houston'dayız. Dibine kadar. Aynen. Alperen'i tutuyoruz. Eşimizin bileti de Cem abinin mailinde. Barkod gösterecek. En son sen gireceksin. Full olacak. Dediğim gibi $100 başlıyor. $3000 kadar biletler satıldı. Biz $150 biletlerden aldık. Çok iyi bulduk. Sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Hocam kırmızı mı? New York Knicks'in taraftarların ilgisi büyük. Evet. Şimdi. Evet. Sen geç abi. Geç. Ana yürü. Teşekkür ederim. Evet, stada ayak bastık. Yok, bunların efsane oyuncusu. Evet kral, kaldığımız yerden devam edelim. Biraz bilgi alalım. En iyi döneminde Houston'da oynadı. Fakat tabii takımın diğer kalanı şampiyonluk potasında olmadığı için. Evet. Şampiyon olamadılar. Evet.
en iyi oyuncuları yağmurlu. Ama kendini yıldızlaştırdı Houston'da oynarken. Tabii Houston'da o daha önce biliyorsun Kevin Durant'la ve şeyle oynamıştı. Kimde bir tane daha eleman vardı ya, şu anda New York LA Clippers'ta oynuyor. Russell Westbrook. Russell Westbrook ve Durant oynarken o yedekten geliyordu. En iyi 6 numaraydı. Houston'da direkt 1 numaraya yerleşti tabii. İlk 5'e yerleşti. Şu anda da gittiği takım güzel aslında. Yani şampiyonluk potasında. Fakat yaşlandı artık, eskisi gibi değil. Ya çok simple bir stadyum. Çok güzel, çok değil güzel. Değil mi? AVM'ye geliyormuşuz gibi. Şimdi çok ilginç. Fırat orada. Sen biliyorsun yerini. Ha, pardon. Evet, ben tek oturuyorum. Nasıl? Ben oturacaktım abi. Yok yok, ben oturuyorum. Bakalım ne kadar ateşli taraftarları var. Bakalım. Benzin dökülüyor. Alperen 2-11, 20 yaşında. Evet. Bamit'ten geldi. Evet. Bandırma Kırmızı diye 18 yaşında birlikte Bandırma'da oynuyor Balıkesir'de. Evet. Sonra Beşiktaş'a geçiyor ve Beşiktaş'ta bir sezon oynuyor. Ve adam NBA'ye ayak basıyor. Bence çok başarılı. Bence çok başarılı. NBA'de de bu kadar kısa sürede çok kendini belli etti. Yani özellikle pivotlar da onun için fundamental'ın çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ya bu yaşta oyunu çok iyi okuyor. Evet. Dolayısıyla zaten öyle bir takımda olmasının üçüncü şans. Çok süre aldığı için de basketbolu çok gelişti bence. Özellikle NBA anlamında. İnşallah kardeşimiz sakatlanmaz, uzun yıllar bizi burada gururla temsil eder. İnşallah. O zaman devam edelim. Birazdan sıra geliyoruz. Madison Square'da şu an koltuklardan arka taraftaki yemek bölümüne geçiyoruz. İhtiyaç yerlerine gidiyoruz ve sizlere gösteriyorum. Evet, Dunkin' var. New York Knicks'in ürünleri. Evet, şu o meşhur sosisleri bir görelim. Şurada gördüğünüz gibi. İşte o meşhur maçlarda biralar ve sosisler. Çok iyi sosisler. Stat çok ışıklı, cıvıl cıvıl. Evet, Bar Garden burada içki ürünleri, içki satışı. Yalnız şey de çok iyi ya, ayakta kokteyle falan böyle kokteyl tarzı izliyorlar falan. Aynen, çok iyi ya, çok başarılı. Şey, muhtemelen şurası da engelli tarafı oluyor, ön taraf. Ben öyle düşünüyorum. Evet, öyle zaten. Değil mi? Bu da evet, engelliler için düşünülmüş. Gördüğünüz gibi harika bir ortam. Forward, 6-11 from Auburn, number 1, Jabari Smith, Jr.
Evet, Amerikalılar kral, ben çok yabancılık çekmiyorum ya. Herhalde Amerikalılara benziyorum. Baksana herkes zafer işareti falan yapıyor. Çok iyi ya. Çok sıcakkanlılar. Biraz da mega olamanız yani. Maalesef. Ne yapalım? Yaş oldu 43. Evet, şurada birazcık Papa'dan görüntüler var. Papa John Paul 2. Yani şöyle bir dipnot yazmış, şöyle söyleyeyim. Madison Square'ın açılışı. Evet, bu da biz ülkeyi. ...1994'ün kupa şampiyonu. Evet, bu takım New York Knicks'te 2 yıl NBA, Houston Rockets'te 2 yıl boyunca kupa kazanmış. Bu esnada şöyle gösterelim. Bira çeşitleri. Kural, bunlar alkollü, alkolsüz bira değil. Yani evet, alkollü bira. Her şey çok gayet normal bir şekilde devam ediyor. Burada tuvalet kuyruğu mu? Yok. Neymiş? Chicken and Things var. Ha, Chicken and Things'ten millet kuyrukta gördüğünüz gibi. Yalnız bu kadar kuyruk olduğuna göre bunu tatmak gerekir kral. Burada bir şeyler vardır yani. Smash abi, onu... Yani bir sandviç. Aksola. Gayet hoş ya. Evet, draft birini içeceğiz. Normal aktörsüz. I saw it. At least you know what our time is. 16. Okay, I will ask my friends. Ah, buraya gelmişken bir bira, bir de pizza. Evet, Nix'in ürünleri yine. Maalesef bugün hezimetle sonuçlanacak ve yenilecekler. Bizim Alperen büyük iş çıkaracak. Aynen. Ucuyor mu çek, bak maça gelmiş. I read it.
Yeah. Spurs are really good though. Should have been fucking Kral, burada bir hatıra resmi olur. Larry Johnson. Evet, Larry Johnson 2 numara, zamandaki efsane. Vay be. New York Knicks'i pek bilmem ama burada özel bir köşe yapmışlar. Evet. Buralar da iyiymiş. Evet, engelliler için yine sandalyeler. Hello. Herkes çok sıcaklandı. Sosisler yine. Çok iyi ya, çok güzel değil mi? Neye bakıyorsun Kral? Start cıvıl cıvıl ya. Cıvıl cıvıl. Ne oldu Kral? Evet, sectionlar 200'den 220 arası. Evet, şuraya da bakalım. Knicks ve Celtic konferans, Doğu Konferansı finali 1973. Evet. Kral, lavabolar bunlar değil mi? Yes. Tamam, hadi öğrenmiş olduk. Seviyorlar abi, Amerikalılar beyzbolu, Amerikan futbolunu ve basketbolu seviyorlar. Fakat çok ilginç bir şey var. Basketbol, mesela Houston 1946'da, New York 1946'da olmuş ama bizim takımlar 1900'lü yıllar, yani 40 yıl önce falan kurulmuş. Geç kurulmuş yani. New York. Evet, NBA olayı. Ya düşünsene abi, 1903'te Galatasaray, Fenerbahçe falan kuruluyor. Bunlar basketbol inanılmaz derecede seviyorlar ve herifler 1946-50'li yıllarda kuruyorlar takımları yani. Evet, değişiyor. Ya her şey var abi. Beyzbolundan, basketbolundan, boksundan. Yani New York'ta resmen ünlülerin ya şey zaten, branş ve sporların. Burada Marciano defeats Louis'miş. 1951. Yani burada evet. Şey gösteri var. Evet. Sadece basketbol değil, her şey var. Boks maçları da zamanında olmuş. Rocky Marciano. Vay be.
Efe'nin umurunda mı? Hayır. Kral, ne diyorsun bugünkü maç için? Duyamıyorum. Zaten üstün bitirmiş kafana, siz onu biliyorsun. Evet. Adamlar sürüntüler. Kral, ne diyorsun bugünkü maç için? Duyamıyorum. Zaten üstün bitirmiş kafana, siz onu biliyorsun. Evet. Adamlar sürüntüler. Evet, maçtan çıktık ve yürüyoruz New York sokaklarında. Dışarısı soğuk. New York üstünü yendi. 30 sayı farkla. İşte niye gidiyorsunuz bakıyorum arkadaşlar. Bir görün, yine kameraya çekiyor. Kral, bir şey demek ister misin? Hangi konuda? Bir yorum yapmak ister misin? Hangi konuda? Her konuda. Senin engin basketbol tecrübelerinden bir yorum. Ya güzel, bence amacına ulaştı yani. Eğlendik. Olay bu. Gördüğün gibi zenciler oynadık. Harikaydı. Çok ilginç. Alperen aslında bence gelecek sezon falan çok daha güzel olur. Yani açıkçası ben Alperen'den beklediğim performansı bugün göremedim. Çok kötüydü. Kaç sayı atmıştır? 13 sayıydı en son değil mi? Attı. Ya 11 ya 13. 11'de çıktı galiba. Evet. Zaten maç kötü abi. Takımca kötüler. Dolayısıyla. Senin dediğin gibi ama New York'un hala playoff devam ettiği için, Houston'un da herhangi bir iddiası olmadığı için bıraktılar. Biraz antrenman maçı gibi oldu. Bir MVP vardı galiba, 5 numara. O 40 sayıya ulaştı. Değil mi MVP adayı? Oakley miydi? Neydi ismi? Quickly. Evet. Bu arada Fırat nerede? Evet, Fırat nerede? Fırat önde. Devam et Kral. CBS'den bir şeyler attın mı? Nereden? CBS'den. İstiyorsan bekleyelim. Keşim hocalar yapmıştır. Evet, güzel bir video ayarlayacağım size inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. Bir başka videoda, bir başka anıyla hep birlikte olmak dileğiyle diyorum. Öpüyorum. Fırat, CBC'ye uğrayacak mısın sen ya? Ay, şeyden sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Zaman açıklaması mı yapacağız? Bir daha bir kritik yapalım maçla ilgili. Yapalım. Big games are easier'den baktık. Yani indi tabii ya. Bu kadar kötü bir Houston beklemiyorduk. Alperen Şengün bu kadar kötü olamazdı. Fatih Terim'in İtalyancası gibi bir şey yok. Evet, New York'un playoff'u devam ediyor. Evet. Onlara başarılarını devam diliyoruz. Bugün için NBA'de bir maç izlemek nasip oldu. Güzeldi. Güzel bir anı katettik. Güzel bir kaydettik. Güzel bir anıydı. Kaydettik. Daha da. Evet, buyurun. Ben ekrana bakınca zam açıklayacağız. İyi seyirler dileyelim arkadaşlar o zaman. İyi seyirler.